Aybersun'un YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Aybersun'un Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Aybersun'un Soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bugün alan adı ve marka tescili hakkında konuşacağız. Daha çok com.tr hakkında konuşacağız ve bunun ikisinin arasındaki bağlantı. Bu konu hakkında da bize bilgi vermek, bizi aydınlatmak adına da Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz bizlerle beraber. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Şevval Hanım. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz bize konuk olduğunuz için ve bu önemli konuları anlattığınız için. Deniz Hanım bize marka hakkında birçok konu anlatıyor. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız diğer videolarımızı da izlemenizi önereceğim. Bu hafta da dediğimiz gibi com.tr alan adı ve marka tescili ilişkisine değineceğiz. Buna değinmeden önce de Deniz Hanım bize anlatabilir misiniz? Com.tr alan adı nedir, ne anlama gelir? Evet Şevval Hanım, dediğiniz gibi hani marka tescilinden, marka başvurularından, marka konumlandırmasından çokça bahsettik. Marka tescil talebinde bulunan danışanlarımızdan biz de çokça kez com.tr alan adı ile ilgili soru alıyoruz. Dolayısıyla bugün de bu konuyu konuşmak istedik. Biliyorsunuz dijital dünya hızla büyüdü. Ve bu alanda yapılan yatırımlar da kaçınılmaz oldu. Büyük küçük demeden bütün şirketlerin kurumsal web siteleri, hatta şahısların dahi ilgi alanlarına göre web siteleri mevcut, yapılıyor, yaptırılıyor. Ancak burada karşılaşılan en büyük sorunlardan bir tanesi de istenilen alan adının, yani domainin daha önce başkası tarafından tescil edilmiş olması. Biliyorsunuz com, net, org gibi bazı uzantılar ödemesi yapıldığı takdirde herkes tarafından herhangi bir özel şart aranmadan tescil edilebiliyor. Bu yüzden de birçok kişi kullansın ya da kullanmasın alan adlarını elinde bulundurabiliyor. Bu da biz alan adı talebinde bulunduğumuzda karşımıza çıkıyor. Ama bir alan adı var ki com.tr. Burada bazı şartlar aranıyor. Birazdan daha detaylı konuşacağız ama com.tr alan adı ne demek diye düşündüğümüzde Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket anlamı taşıdığını ve aynı zamanda com.tr uzantılı bir şekilde web sitemiz olduğunda daha kurumsal, daha prestijli bir web sitesine dönüştüğünü anlıyoruz, biliyoruz, gözlemliyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. com.tr alan adı Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket anlamını taşımaktadır ve kurumsal bir uzantıdır. Daha öncesinde limited şirketi olmayanlar bu alan adlarını tescil edemiyorlardı. Artık limited şirketleri, şahıs firmaları ve hatta şahıslar bile yurt içinde, yani Türkiye'de marka tescil belgesi ya da yine yeni bir konu olarak marka tescili için yaptıkları başvuru belgesi ile com.tr alan adlarını tescil edebiliyorlar. Yani talebinde bulunuyoruz ve yani işlemler sonucunda bir olumsuzluk olmazsa tahsis etmiş oluyoruz. Birazdan marka tescil başvuru belgesi ve marka tescil belgesiyle com.tr tahsis etmeye çalıştığımızda neler oluyor? Bunları da konuşacağız ama hani sorunuza cevap vermem gerekirse com.tr alan adı nedir, ne anlama gelir? Türkiye'de faaliyet gösteren bir şirket anlamını taşır ve com.tr'ye ait bu uzantılı web sitelerinin de alan adlarının da daha kurumsal ve prestijli bir yapıya sahip olduğunu anlıyoruz. Bu anlama geliyor şeklinde yanıtlayabilirim. Peki Deniz Hanım, com.tr uzantısını yani .tr uzantısını alabilmem için marka tescilimi mi yaptırmam lazım? Yani com.tr alan adı ve marka tescili ilişkisi nedir? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. Önce bir şunu şey yapalım. Marka tescilimiz neydi? Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız marka tescil başvurularımızın sonucunda bize verilen bir belge marka tescili. Biz bu belgeyle ODTÜ NİK-TR'den 1-2 hafta içerisinde marka tescil belgemizi ibraz ederek gerekli belgeleri de sunarak com.tr uzantılı alan adımızı tahsis edebiliyoruz. Fakat tabii ki marka tescil süreci öyle hani başvuru yaptım hemen tescil aldım gibi bir süre değil. Ortalama 4-4,5-5 ay civarında sürüyor bir markanın
tescil belgesi alması. Fakat biz alan adımızı tahsis etmek istiyoruz sonuçta. Hani firmalarda haklı olarak ya da şahıslarda haklı olarak Com.tr'yi tahsis etmek istiyorlar bir an önce. Ve hani o aradaki geçen, bu arada bu arada geçen 4-5 aylık sürede her şeyin olumlu gitmesi halinde. Yani arada markanın başına başka şeyler de gelebilir. Daha önceki videolarımızda konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla bir an önce de tabii ki Com.tr uzantılı alan adımızı tahsis etmek istiyoruz. Bunun içinde şöyle bir şey var. Marka başvurusunun yapıldığı gün bize, yani marka başvurumuzun elimizde olduğu, bu belgenin elimizde olduğu gün alanımız için başvuruda bulunabiliyoruz. Burada bir askıda kalmak gibi bir terim var. Yani Com.tr uzantılı alan adımız marka başvuru belgemizle başvuru yaptığımızda tahsis edilmesi için Com.tr'nin başvurumuz, marka başvurumuz tescille sonuçlanıncaya kadar firmamız adına ya da işte bizim adına adımıza koruma altına alınıyor. Buna da askı deniyor. Hani marka askısına alınıyor deniliyor ve 2 yıl boyunca da burada Com.tr uzantılı alan adımız askıda kalıyor. Marka tescil belgemizi aldıktan sonra da bu tescil belgesini yeniden ibraz ettiğimizde marka askısından çıkarılıyor ve Com.tr uzantı alan adını tam olarak tahsis etmiş oluyoruz. Eğer bu 2 yıl içerisinde alan adımıza, yani bu Com.tr uzantı alan adımıza herhangi bir itiraz gelirse marka başvurumuzun ilerleyişine, hani olumlu mu olumsuz mu sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılır. Olumsuz sonuçlanmış ise Com.tr uzantı alan adımız iptal edilir. Değilse zaten hani askıda şekilde bizim için tahsis edilmiş duruyor. Marka başvurumuzun tescille sonuçlanmasını bekliyor. Zaten 2 yıl sürmüyor bir marka tescil başvurusunun tescille sonuçlanması. Ama hani askıda kalma süresi 2 yıl boyunca diyebiliriz. Şöyle bir senaryo da var. Anladığımız 2 yıl boyunca marka askısında kalıyor ve herhangi bir itiraz da gelmiyorsa, bu durumda da alan adı 2 yıl boyunca aktif olarak kullanıldıysa, bundan sonra alan adımız için gelecek bir itirazlarda marka başvurusuna olumlu ya da olumsuz sonuçlandığına bakılmıyor ve itiraz geçersiz sayılıyor. Com.tr uzantı alan adı ilk kayıtlı olduğu kişide kalıyor. Şöyle bir toparlamam gerekirse, Com.tr alan adı tahsis edebilmemiz için bir markamızın olması gerekiyor. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda başvurusu yapılmış ve tescil ile sonuçlanmasını beklediğimiz. Eskiden şöyle bir şart vardı, bu biraz kafa karışıklığına yol açabiliyor son dönemde. Marka tescil belgemizin olmasının zorunlu kılıyordu Com.tr alan adını tahsis edilebilmesi için. Az önce açıkladığım gibi o marka başvurusundan tescile kadar geçen sürede her şeyin olumlu gitmesi halinde yaklaşık 4-5 ay sürdüğü için, bu da uzun olduğu için hani e-ticaret yapacağız, hani web sitemizi kurumsal bir şekilde kullanıma açacağız gibi, o sürede gerçekten uzun olduğu için bunlardan dolayı artık başvuru belgemizi ibraz ederek Com.tr alan adını tahsis edebiliyoruz. Tescil belgemiz de geldiğinde bunu sunabiliyoruz. Böyle bir ilişkisi var. Marka başvurumuz, marka tescil belgemiz olmadan Com.tr uzantılı alan adı alamıyoruz. Bir şekilde marka başvurusunu ya da tescilini de edinmemiz ve ibraz etmemiz gerekiyor. Peki Deniz Hanım, Com.tr alan adını nasıl alabiliyoruz? Yakın zamana kadar Com.tr uzantılı alan adları için ODTÜ'nün ilgili birimi üzerinden başvuru yapmamız gerekiyordu. Şimdi biraz daha süreci hızlandırmak adına farklı domain sağlayıcı firmalarda da Com.tr başvurusu yapabiliyoruz. Yani onlara da başvuru alma ve kayıt edebilme yetkileri verilmiş durumda. Com.tr alan adı alımı da bireysel ya da kurumsal firmalara göre farklılık gösteriyor. Eğer bireysel bir site için, yani şahsi bir site için başvuru yapılıyorsa, domain tescili yapan firmaya nüfus cüzdanı suretini ibraz etmemiz gerekiyor. Ama eğer kurumsal firmalar için, kurumsal markalar için bu uzantı
alınması isteniyorsa farklı belgeler var. Örneğin kontere alan adı için alan adı tahsis formu, yani dilekçe diyebiliriz, iletilmesi gerekiyor. Bu dilekçelere de domain sağlayıcı firmalardan ulaşıyoruz. Dilekçe içerisinde yer alan idari sorumluluk kodu, teknik sorumluluk kodu gibi alanlara dikkat ederek doldurmak gerekiyor. Bu konular dikkatli olmak gerekiyor. Seçilmiş olan alan adı ile beyan edilen belgedeki unvanın aynı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela ihracatla uğraşan bir firma olsun. Sadece ihracat olarak alan adı almıyor, unvanını kullanıyor diyelim. İşte güncel faaliyet belgesi, ticari sicil gazetesi, ticari unvana yönelik belgeler, işte dediğim gibi marka zaten başvuru, tescil belgeleri, işte eğer varsa esnaf ve sanatkarlar odasından sicil tasdiklenmesi gibi belgeleri de toplaması gerekiyor. O belgelerle birlikte komitere uzantılı alan adına başvuru yapması gerekiyor. Dediğim gibi bireysel başvurularda ise sadece isim, soy isim, işte TC kimliğimiz gibi belgeler yeterli oluyor dilekçeyle birlikte. Şöyle bir tekrar toparlamam gerekirse, hani marka tescil başvuru belgesi ile ya da tesciliyle komitere uzantılı alan adının ilişkisinde şunu şöyle özetleyebiliriz. LTD, ŞTİ olunması şartı aranmadan herkes marka başvurusu yapabilir ve istediği kadar komitere uzantılı isim tescilini yaptırabilir. Başvuru sırasında marka tescil şartı yerine başvuru belgesi de ile de işlem yapabilirler. Ve şöyle yorumlayacağız, bu komitere'ye de bir başvuru yaparken Türkiye'de alan adı tescilinin ve marka tescilinin büyük bir hız kazandığını düşünerek alan adının başkası tarafından tescil edilmeden önce harekete geçilmesinde fayda var. Marka askısı diye bir konudan bahsettik. Hani biz bir an önce komitere alan adlı işlemimizi başlatıp bir an önce marka başvurusu işlemimizi başlatıp birlikte yürütebiliyoruz bunları. Şöyle bir önemi de var komitere'nin: marka ihlali gibi bir durum söz konusu olduğunda komitere alan adının hak sahibine tahsisi mümkün. Oysaki diğer alan adlarının faaliyetlerinin durdurulması söz konusu olabiliyor gibi haklarımız da var. Dolayısıyla her durumda alan adı faaliyetlerimizin kesintiye uğramaması için hem marka tescil işlemlerimizin başlatılması hem de alan adı tahsis işlemlerimizin başlatılmasının önemli olduğunu söyleyebilirim. İhtiyaç duyulan belgelerde yine dediğim gibi ODTÜ'nün ilgili birimi üzerinden ya da kendilerine yetki verilen diğer domain sağlayıcıları üzerinden daha güncel olarak ulaşılabilir. Ama genel olarak başvurumuz gerekli belgelerin toparlanarak sağlayıcılara teslim edilmesiyle ilerliyor. Peki bu com.tr uzantısı güvenli mi Deniz Hanım? Evet, com.tr uzantısı güvenli bulunduğundan daha çok tercih edilen, yaygın kullanılan bir uzantıdır. Markamızın kurumsallığını ifade eder. Bunu ifade etmesi için ifade edeceği zaman da bu uzantıdan yararlanabiliriz. Kişiler için prestij sağladığı düşünülür. Dolayısıyla da zaten aslında güvenli bulunduğu için, prestijli bulunduğu için, kurumsal olduğu için tercih edilen bir uzantıdır. Az önce bahsettiğimiz gibi hani uzantıya sahip olabilmek için kişisel başvuruda yapabiliyoruz, kurumsal başvuruda yapabiliyoruz. Farklı domain sağlayan firmalardan yararlanabiliyoruz ODTÜ'ye ek olarak. Marka tescilimizin olduğunu gösterir. Bu yine bir güven teşkil eder. Mali kayıpların önüne geçer. Bize güvenilirliği konusunda kurumun ya da web sitesinin garantisini verir diyebiliriz. Dolayısıyla sorunuzu yanıtlayacak olursam evet, güvenilirdir. Artı bir de bize zaten güven katar. Başvurumuzdan sonra dediğim gibi marka tescil belgemizi de aldıktan sonra prestijli bir alan adına kavuşuyor oluyoruz. Bu soruya da bu şekilde yanıt verelim. Deniz Hanım çok teşekkürler. Benim başka bir sorum yok. Sizin eklemek istediğiniz bir detay var mı?
Yok Şevval Hanım, aslında bu videomuzda biraz böyle Comtr ve marka tescil ilişkisini konuşmaya çalıştık. Biraz Comtr alan adını nasıl alabileceğimizi konuşmaya çalıştık. Bu videodan en önemli çıkaracağımız sonuç, hani geçmiş dönemlerdeki değişikliklere istinaden marka tescil belgemiz değil, başvuru belgemizin de işe yarayacağı Comtr alan adı başvurusunda ve ODTÜ dışında farklı domain sağlayıcılarının da oldu. Dolayısıyla böyle bir güncellemeyle bu videomuzu sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Soruları Çok, olursa yine izleyicilerimizin seve seve yanıtlamak isteriz. çok güzel özetlediniz Deniz Hanım. Size teşekkür etmek isterim. Deniz Hanım da dediği gibi kısaca Comtr ve alan adı ve marka ilişkisini konuştuk. Ve bu konu hakkında da Fikri Akar ve yönetim danışmanı Deniz Yılmaz bizlerle bilgilerini paylaştı. Deniz Hanım ayrıca her hafta kanalımıza konuk olup bizleri birçok konuda aydınlatıyor. O yüzden çok teşekkürler Deniz Hanım. Rica ediyorum Şevval Hanım. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzleyen herkese de çok teşekkürler. Sorularınız varsa Deniz Hanım da dediği gibi aşağı yorum olarak bırakabilir ya da habersonu.com'dan bizimle iletişim sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.